Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselam ala Rasulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Kasasun Nebiyyin adlı eserimizin 18. dersiyle birlikteyiz. Minasuvari ile temasil başlığıyla bu dersimize başlayacağız inşallah. Suretlerden yani fotoğraf varı ellerindeki dökümanlardan temsil denilen elle tutulur, göze görülür, taşlardan bir takım e, fiziki maddelerden yapılmış şekillere başlığını taşıyor. Minas suveri ile temasil kalıbı. Ben kalabu minas suveri ile temasili. Nuh Aleyhisselam'ın kavminden, ona iman edenlerden daha sonra gelenler ne yaptılar? Suretlerden heykellere dönüşüm gerçekleştirdiler. Artık suretlerden heykellere doğru bir dönüşüm yaptılar. Ve amilu lissalihine temasiyle kesiraten. Salihlerin birçok heykelini yaptılar. Ve vallahuha fi buyutihim ve fi mesacidihim. O temsilleri evlerine ve mescitlerine yerleştirdiler, koydular ve kanu ya'budun Allah la ne bihi şey'en bunu yaparken yine Allahu Teala'ya ibadet ediyorlar la ne bihi şey'en ona hiçbir şeyi ortak koşmuyorlardı ve kanu ya'rifun en ne temasilu lis-salihin en ile başlayan e, cümlemizin mefûlü gelirse bir şeyin bir şey olduğunu şeklinde tercümemize yansıtıyorduk. Kanu yarifune biliyorlardı. Neyi? Anne, hadihi temasilu, bu heykellerin nisalihine, salihlere ait olduğunu biliyorlardı. Onlara herhangi bir tapınma durumu söz konusu değildi. Ve enne hadihi hicaratun ve on, bunların bu heykellerin bir taş olduğunu biliyorlardı. La tenfa'uhum şu hicaratun kelimesine kira geldiği için onlara fayda vermeyen bir taş olduğunu ve la onlara zarar vermeyen ve la terzukuhum onları rızıklandırmayan onlara rızık vermeyen ve ancak onlar kanu yeteberrakune biha onlarla teberrük ediyorlar yani onları anıyor hatırlıyor onlar vesilesiyle evlerine hayatlarına bereket geldiğini düşünüyorlardı ve yuazlimunaha buradaki temasil kelimesine dönüyor şu hazamirimiz onları tazim ediyorlar büyüklüyorlar idi لأنها çünkü o heykeller putlar temasilu li salihine salihlerin heykelleri idi. Yani salihlerin e, elle tutulur, göze görülür bir heykeller olduğu için onları büyüklüyorlar, onlarla teberrük ediyorlar, gözlerinin önünde bulunsun istiyorlardı. Ve kesurat hazihi temasilu fihim. İçlerinde bu e, heykeller çoğaldı ve kesura muha ve onlara tazim de çoğaldı. Yani hürmet, hürmet, hürmet aşırı bir boyuta geldi. Ve izâ mâ tefîhim salihun içlerinden salih bir kimse öldüğünde amilu lehu timsalen ona bir heykel yaparlardı ve semmuhu ismihi ve onun ismiyle onu isimlendirirlerdi. Ahmet, Mehmet falan filan diye şu iza ile başlayan kısmımızın cevabı da amilu cümlesiyle başlayan kısım oluyor. Yedinci başlığımızı da inşallah çözümlemeye çalışalım. Minet temsili ilel asnami. İşte bu temsillerden bir takım böyle putlara benzeyen putvari elle tutulur, gözle görülür nesnelerden artık tamamen putlara doğru bir gidiş. Ve ma daha Bu insanlar da geçtiler onlar da geçti ve ra el evladu abahum yetebarrakuna biha evlatlar daha sonra gelen nesiller babalarının o temsiller ile teberrük ettiklerini onlarla bereket aradıklarını gördüler ve e, görüyor gördüler ve ra babalarını gördüler yazimuneha tazimen şeriden onlara çok şiddetli, aşırı derecede ta tazim ettiklerini babalarının gördüler. Ve kânu yaravnehum yukabbelûne hâzih-i temâsîle. Onlar bu heykelleri e, onların öptüklerini gördüler. Ve yelmesûnehâ onlara o heykelleri el sürdüklerini ve yedaûne indehâ. Ve o heykellerin, yani temsil dedikleri temasil denilen o şeylerin yanında dua ettiklerini gördüler. Ve kanu yaravnehum yakhfiduna ne babalarının onların yanında başlarını öne eğdiklerini gördüler ve yerkauna indaha onlar yanında rükû ettiklerini gördüler. Fezadel ebna u alal Bu görmelerinden onları etkileyen bu durumdan dolayı fe zade'l o, evlatlar artırdılar alel abai babalarının yaptıklarından daha fazla şeyler yaptılar ve saru nihayetinde onlara secde ettiler leha yine şuradaki o temasil kelimesine raci zamirimiz ve saru yes'alunha onlardan bir şeyler istediler ve yazbahun ve onlar için kurbanlar kestiler ve hakeze saret hadihil asnamu alihaten. İşte bu şekilde ve herkese bu putlar ilahlara dönüştüler. Yani bu sara kelimesinin bir de dönüşme anlamı var değerli dostlar. putlara dönüştüler. Ve sara nansu insanlar da dönüştü. Ya'budûneha kemâ kânû Allah min kablû. Daha önceden Allahü Teala'ya ibadet ettikleri gibi onlara yani o putlara heykel putlara tapınır hale geldiler. Ve kesrat hadihil aleha tufihim işlerinde bu ilahlar ilahlık atfedilen nesneler çoğaldı. Hada ve devet bunlardan birisidir. Ve zelike suvağın işte şu suva ve hada yagusu şu yagustur ve zelike yaguku ve hâzâ Bunların rivayete göre Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğulları, evlatlar olduğu veya ona iman eden kimseler olduğu söyleniyor. Ve suva, yavuz, yağuk, nesir. İşte bunlar artık kendilerine tapınılan putlar haline geldiler. Şeytan uzun soluklu oynadığı bu oyunda bu şekilde başarı elde etmiş oldu. Rabbimiz şeytanın hile ve tuzaklarına karşı dikkatli olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.